Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak orman sarmaşığı bitkisi hakkında konuşacağız. Orman sarmaşığı nedir, nerelerde yetişir, istekleri nelerdir gelin hep birlikte inceleyelim. Orman sarmaşığı, duvar sarmaşığı veya sarmaşık olarak da bilinen, Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya'ya özgü bir tırmanıcı bitkidir. Duvarlar, kayalar ve ağaçlarda uygun yüzeylerin bulunması durumunda 20-30 metreye kadar boylanabilir. Yaprakları 3-5 cm uzunluğunda, 2-5 cm genişliğinde, kalp şeklinde veya 3-5 toplu, parlak yeşil renklidir. Yaprak kenarları dalgalı veya dişli olabilir. Gövdesi odunsu, kahverengi renktedir. Gövde üzerinde yapışkan köpçükler bulunur ve bu köpçükler sayesinde bitki duvarlara, kayalara ve ağaçlara tutunur. Yarı gölge veya gölge yerleri tercih eder. Direkt güneş ışığı yaprakların yanmasına neden olabilir. Nemli ve iyi direne edilmiş toprakları sever. Yazın haftada 1-2 kez, kışın ise 10-15 günde bir sulanması yeterlidir. Uzayan dalları budanarak şekillendirilebilir. Budamaya dayanıklıdır. Kullanım alanları: duvar ve çit sarmaşığı, duvarları, çitleri ve diğer dikey yüzeyleri kaplamak için kullanılır. Yer örtücü, yerde sürünen formu sayesinde bahçelerde ve parklarda yer örtücü olarak kullanılabilir. Saksı bitkisi, saksılarda yetiştirilerek ev ve ofis dekorasyonunda kullanılabilir. Orman sarmaşığı yaprakları ve meyveleri zehirlidir. Bu nedenle çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutulmalıdır. Bitki alerjisi olan kişiler orman sarmaşığı ile temas etmemelidir. Orman sarmaşığı genel olarak dayanıklı bir bitki olmasına rağmen, bazı hastalıklara ve zararlılara karşı hassasiyet gösterebilir. Hastalıklar: bakteriyel yaprak lekesi, yapraklar üzerinde kahverengi veya siyah renkte lekeler oluşmasına neden olur. Nemli ve sıcak havalarda yaygınlaşır. Kök çürüklüğü, köklerin çürümesine ve bitkinin ölmesine neden olur. Fazla sulama ve yetersiz drenajdan kaynaklanır. Küllenme, yaprakların üzerinde beyaz veya gri renkte bir toz tabakası oluşmasına neden olur. Yetersiz hava sirkülasyonundan kaynaklanır. Zararlılar: kırmızı örümcekler, yaprakların alt kısmında ince ağlar örer ve bitkinin öz suyunu emer. Yaprakların sararmasına ve dökülmesine neden olur. Yaprak bitleri, yaprakların alt kısmında koloni halinde yaşar ve bitkinin öz suyunu emer. Yaprakların sararmasına ve deformasyonuna neden olur. Unlu bitler, yaprakların alt kısmında pamuk yünü görünümünde koloniler oluşturur. Bitkinin öz suyunu emer ve zayıflamasına neden olur. Hastalık ve zararlılarla mücadele: mantar hastalıklarına karşı uygun fungisitler, böcek zararlılarına karşı ise uygun insektisitler kullanılabilir. Bitkinin sağlıklı ve güçlü olması için uygun sulama, gübreleme ve budama yapılması önemlidir. Bitki bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan, www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.